İbn Ömer anlatıyor radıyallahu anhuma. Buyurdular ki: "İza atasel atis." Bir kimse hapşırdığı zaman. "Febdeuhu bil hamd." Diyelim ki o elhamdülillah demedi. Hapşurdu ama elhamdülillah demediyse. O zaman siz ona elhamdülillahı siz söyleyin. Hani yerhamukallah diye böyle hatırlatma, gönderme, tariz yapma değil de hapşurmuş, elhamdülillah dememiş. Biraz beklediniz demediyse siz elhamdülillah deyin. Fe inne zalike devaun, çünkü elhamdülillah sözü pek çok hastalığın, maddi ve manevi müşkilatın devasıdır. Bilirsin, bilemezsin. Elhamdülillah nice belayı def eder. Mizanı ecir ile doldurur. Melekleri sana dua ile coşturur. Ve min kulli ve min vec'il hasira, hatta efendim sırt ağrılarına dahi, yani maddi hastalıklara dahi elhamdülillah şifadır. Şimdi bu hadis-i şerifte bize bir şey söylüyor ama hadisi de doğru anlamak gerekiyor. Şimdi birisi diyelim ki elhamdülillah demedi, hapşurdu, elhamdülillah demedi. Ben de Resulullah'ın bu hadisini duydum ya, ona şimdi nasihat edeceğim. Diyorum ki elhamdülillah kardeş, elhamdülillah. Benim bu sözüm o kimseyi efendim, ha bir eksik yaptık, yanlışımızı düzeltiyor, Allah razı olsun diye adam bunu anlayacak ve ben böyle söyleyince hemen elhamdülillah diyecek de bir şey öğrenecekse bunu söyler. Ama benim bu sözüm karşı tarafın bana olan efendim bakışı sebebiyle nefretini, kinini, istikrahını artıracaksa bu sözü terk etmem gerekir. Emri bil marufta, nehyal münkerde bir ölçüdür. Eğer bir kimseye yapacağımız tebliğ, sözümüzün hak olması, efendim doğru olması, Resulullah'ın buyruğu olması mesele değil sadece. Ben söylerim, amel ederse eder, etmezse etmez, doğru, o da mesele değil. Ama arkadaşımın yapmış olduğu bir mekruhu uyardığım zaman bu uyarı onun mekruhunu tahrimen mekruha taşıyacaksa, tahrimen mekruh olan bir fiilini benim tebliğim bir haram fiile taşıyacaksa, yapmış olduğu haram bir fiile yapmış olduğum uyarı o haramı reddetmesine, beni tenkir etmesine, dolayısıyla hadisi ayeti reddetmesine, onu küfre götürecekse bu kimsenin sükutu gerekir, susması gerekir. Ha diyelim ki bir küçük çocuk hapşırır, sen de bir büyük olarak, abisi olarak, amcası olarak sözü nasihati kendisinde müessir olacağın zannı galibi sende hasıl olmuşsa ona elhamdülillah dersin, o da onu söyler ve bununla ecir alırsın. O elhamdülillah sözü hem senin hem de o gencin hastalıklarına şifa olur. O meclisteki manevi sıkıntılara da deva olur. Ve kâlennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيُشْمِتْهُ جَلِيسُهُ. Biriniz hapşurduğu zaman hemen onun yanındaki kardeşi ona teşmitte bulunsun. Teşmit yani yerhamukallah demektir. Elhamdülillah dedi mi hemen yerhamukallah desin yanındaki kimse. Çünkü elhamdülillah nasıl hastalıklara maddi manevi şifa ve devaysa, yerhamukallah da öyle bir devadır. Hiçbir şey rastgeleseye değil İslam'da. Yani bir yerini bulsun, bir şey denilecek, bak o çok yaşa diyor, o da sen de gör diyor, o zaman biz de bir şey bulalım diye uydurulmuş, üzerine düşünmüş şeyler değil. Ha, bu elhamdülillah'ta, yerhamukallah'ta ne var? Rahmet var, bereket var, şifa var. Fe in zade ala thalathin, ama muhatap bir kere hapşırdı, bir daha hapşırdı, bir daha hapşırdı. Üç kere hapşırdıysa üç kere yerhamukallah de. Dördüncü defa hapşırdıysa eğer fehuve mezkûm, o demek ki zükkâm hastası olmuş. Ha, nezle olmuş. Üçten sonra teşmit yoktur. Üçe kadardır teşmit. Niye? Ziyadesinde haraç olduğu için. Üçe kadar, üçten sonra desin ki şefâkallah, Allah sana şifa versin desin. Ve lâ yüşemmit ba'de thelâthin, üçten sonra teşmitte bulunmasın. Muhatabı da yormasın, kendini de yormasın. Şifası için dua etsin. Üçe kadardır teşmit buyurdu aleyhissalatu vesselam. Demek ki İslam'da bir de ne var? Her bir emrin, her bir nehyin, yaşanacak her bir kaidenin de bir edep ölçüsü var.
Bir şeyi o ölçüyle yaşadığın zaman güzel. İslam yaşayana huzur veren bir din olduğu gibi yaşayanı seyredene de lezzet veren bir dindir, bir nizamdır. Sen İslam'ı yaşamaya çalışıyorsun da etrafındakiler senden uzaklaşıyorsa Müslüman, dindar oldukları halde o zaman diyeceksin ki Allah Allah ya bu İslam'ı Mekke'de Müslümanlar yaşıyorlardı. Onların namazı cezbediyordu. Onların konuşması cezbediyordu. Kur'an okuması cezbediyordu. Hem de kafirim diyen kimseleri cezbediyordu. Onlar o Kur'an'a ve şeriate karşı münkir oldukları için reddediyorlardı ama o hayat onları etkiliyordu. O Müslümanın namazını seyretmeye geliyorlardı toplanarak. Namazı seyrediyorlar, namazdan sonra adamı dövüyorlardı. Ama namaz kılarken onu hayranlıkla seyrediyorlardı. Namazın böyle bir keyfiyeti vardı Müslüman üzerinde. Demek ki o namazı namaz yapan, daveti güzel yapan, yaşantıyı lezzetli yapan bir sırdır edep ölçüleri. Bu efendim ayrıntı gibi görünen hususlara gösterilen dikkat ve nezahet ne yapıyor? Yani tebliğde, davete, İslam'ı da cezbedici kılıyor. Fakat bugün bakıyoruz ki bazen biz İslam adına sözüm ona bir tavır takınıyoruz. Ama İslam adına sünnettir diye ortaya koymakta ısrar ettiğimiz, sünnettir diye yaşamaya çalıştığımız şey etrafımızı bizden uzaklaştırıyor. Ve bize de lezzet vermiyor. Anla ki orada bir kusur var. Kusur İslam'ın o sünnetinde olmaz. Tabii fıtratın tavrında da yoktur kusur. Ha, o sünneti sünnet diye yaşadığını zanneden kimse orada tuzu fazla koymuştur. Ya da suyu az olmuştur. Ya dibine tutmuştur. Bir aksilik vardır yani. Malzemede kusur yok. Onun pişirilmesinde bir hata var. Tuzunda bir hata var. Ya da efendim kısık ateşte pişireceksen yüksek ateşte pişirmişsin. Olabilir. Ama İslam mutlaka ve mutlaka cezbedici, fıtrata uygun, insanda bir efendim hoşluk ve huzur meydana getiren bir nizamdır.